1970. Beden eğitimi dersini bir okul programında ilk kez kullanan isim Mektebi Sultani hocalarından Fransız asıllı Monsieur Curel'dir. Curel aynı zamanda atletizmi bu topraklara getiren isimdir. Bu tarihten yıllar sonra olimpiyatların kurucusu ve büyük spor adamı Baron Pierre de Coubertin 1907 yazında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne yeni üyeler kazandırmak için yola çıkar. Coubertin'in duraklarından biri de İstanbul'dur. Coubertin'e gezisi sırasında rehberlik etmesi için bir isim gönderilir. Mektebi Sultani talebelerinden Aleko Mulos. Mulos, Ali Faik Üstünidman'ın öğrencisi ve Tatavla Heraklis Jimnastik Kulübü sporcusudur. Coubertin ve Mulos bu gezi sırasında iyi ilişkiler kurar. Coubertin için dönüş vaktidir. Mulos'a döner ve 1908 Londra Olimpiyatlarına katılmak ister misin diye sorar. Mulos için tarihi fırsattır. Hiç düşünmeden evet der ve böylelikle ülkemizi olimpiyat oyunlarında ilk kez temsil eden sporcu bir jimnastikçi Aleko Mulos olur. Şimdi kaseti biraz daha ileriye saralım. 90'lara. İzmir. Bu topraklarda belki de profesyonel sporun çıkış noktası olan İzmir'de 1993 yılında doğan Ferhat Arıcan ile başlayan jimnastik fırtınası sırasıyla İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Nazlı Savranbaşı ile devam eder. Beden eğitimi derslerinde arkadaşlarının aksine elleri üzerinde yürüyen Ferhat Arıcan, namı değer Muhteşem Süleyman daha o zamanlardan 108 yıllık olimpiyatlara gidememe bahtsızlığını kırmak istiyor gibiymiş. Bu hasrete son vermesinin yanı sıra jimnastik literatüründe kendi adına 3 hareketi olan Muhteşem Süleyman gururumuz olmaya devam ediyor. Jimnastik literatüründe ismi olan bir diğer gururumuz İbrahim Çolak. Omzundaki kasları yırtmasına rağmen fırsat bu fırsat deyip The Çolak hareketini eksiksiz tamamlar. Stuttgart'ta Türkiye spor tarihini değiştiren İbrahim Çolak, Türkiye'ye ilk altın madalyasını ve dünya şampiyonasındaki ilk madalyamızı kazandırır. Tabi bir madalyada 19 yıl torununu asla yalnız bırakmayan, küçükken antrenmanlara götüren babaannesi Sultan Çolak'a gidiyor. Abilerinin açtığı yoldan giden Nazlı Savranbaşı ise küçük yaşına rağmen 60'ın üzerinde madalya alır. Genç sporcu 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali ve Arjantin'deki 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eder. Son olarak Stuttgart'ta da Japonya vizesi alan ilk sporcumuz olur. Günümüzde Türk jimnastiğinin temsilcileri bu dört önemli isim oldu. 23. Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda İbrahim Çolak ülkemize ilk altınını kazandırırken Ahmet Önder gümüş, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı ise kendi branşlarında 5. olma başarısı gösterdi. İzmir'in ülkemizi 4 sporcu ile Tokyo 2020 Olimpiyatlarında temsil edecek olması bu güzel şehir için oldukça heyecan verici. Tokyo 2020 öncesinde arka arkaya gelen başarılı sonuçların ardından kotamızın da oldukça arttığı bir dönemde Türkiye'nin madalya rekorunu 1948 Londra Olimpiyatlarından yukarıya taşımamamız için hiçbir neden yok gibi duruyor. Umarız sporcularımız Japonya'da başarılarına bir yenisini daha ekleyecekler.